Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili Profesör Doktor Alim Işık'tan Kütahya kamuoyuna son dakika flaş açıklama. Alim Işık, Kütahya basınında görev yapan gazeteci Hüseyin Gezgin'e belediye başkan adayı olup olmayacağı konusunda net açıklama yaptı. Alim Işık, Kütahya basınında görev yapan gazeteci Hüseyin Gezgin'e 30 Kasım 2018 günü itibariyle görevinden istifa edeceğini ve Kütahya belediye başkan adayı olduğunu resmen açıkladı. Alim Işık, Ankara'dan Hüseyin Gezgin'le yaptığı telefon bağlantısıyla şunları ifade etti. Hüseyin'im nasip olursa üniversitemizdeki görevimden ayrılarak Kütahya'mızın belediye başkanı adaylığı için bu göreve talip olduğumu genel merkezimize bildireceğim. Ondan sonra da genel merkezimizin ve Kütahya'mızın takdirine mazhar olmaya çalışacağım. Rabbim utandırmasın, hayırlara vesile etsin inşallah. Evet, bu süreçte Kütahya kamuoyundan beklentiniz nedir Halim Bey? Sadece Kütahya'mıza hep beraber sahip çıkmak. Kütahya'mızdan başka gidecek yerimizin olmadığını hem Kütahya'lı hemşehrilerim hem bizler çok iyi biliyoruz. İnşallah hep birlikte yarım kalmış Kütahya sevdamızı bu dönem tamamlayacağız. Evet. Seçimlerde sadece MHP camiasından değil de muhalefetten ve iktidardan da oy almanız gerekiyor. Muhalefet ve iktidara mensup partililere, siyasilere, seçmenlere çağrınız nedir Alim Bey? Kütahya iktidarıyla, muhalefetiyle tüm Kütahyalılarındır. Kütahya Belediye Başkanlığı da tüm Kütahya'ya hizmet edecek bir makamdır. Dolayısıyla bu işin muhalefet iktidarı olmadan kim en iyi hizmeti yapabilecekse tüm hemşehrilerimizin o duygu ve düşünceyle tercihlerini bildirmeleri en doğru olacaktır. Ben hemşehrilerime güveniyorum. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz veya mesajlarınız var mı Halim Bey? Çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde ben de Kütahya'ma hizmet etmek istiyorum diye yarışa katılacak tüm aday adayı arkadaşlarımıza iktidarıyla, muhalefetiyle Kütahya için benim de çakacak bir çivim var düşüncesiyle yola çıkmış herkese başarılar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde ülkemize, milletimize hayırlı bir seçim dönemi yaşatsın. Evet. Biz de size teşekkür ederiz Halim Bey açıklamanızdan dolayı. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.